Bu merkezlerin yaklaşık 20 yıla yakın bir geçmişi oldu Türkiye'de. 1998 yılında başlattıkları bir hizmet sigara bırakma poliklinikleri. Lakin bakanlığın istediği formatta tam anlamıyla 2014 yılında sağlıklı yaşam merkezleri diye açılmıştı. Daha sonra şu an sağlıklı hayat merkezi olarak devam eden merkezler bünyesinde sürdürülüyor. Bizim de elimizde bu kapsamda hizmet veren 5 tane merkezimiz var. Sigara bırakma merkezlerimiz. Bunlardan bir tanesi Kayseri Şehir Hastanesi. Ende hizmetimiz devam ediyor. Bir tanesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, bir tanesi şu an içerisinde bulunduğumuz Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi ve bir de İldem Sağlıklı Hayat Merkezi ve Talas Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezi olarak 5 merkezimizde şu an sigara bırakma polikliniklerimiz hizmet veriyor vatandaşımıza. Bir, zaten tavsiye üzerine geliyorlar genellikle veya 171 Alo Sigara Bırakma hattı en çok başvuru aldığımız nokta orası. Vatandaşlar buraya zaten sigara bırakmak istiyorum diye aradıklarında oradaki arkadaşlar tarafından bizim otomatik randevu sistemimiz var. Merkezi randevu sistemimiz. Oradan kişi hangisini tercih ederse bu 5 merkezde kendisine adresine yakın olanı veya hangisine gitmek istiyorsa tercih ediyor. Ona göre randevusu oluşturulup geliyor veya merkeze direkt başvuranlar da var bu merkeze direkt gelip. Onların da ilk başvurularını alıp muayenelerini yapıyoruz. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra ilaç başlaması gerekiyorsa doktorumuzun tedavisini başlatarak sigara bırakma konusunda yardımcısı oluyoruz. Şimdi ilk önce zaten vatandaşımız geldiğinde öncelikle bağımlılıkla ilgili bağımlılık düzeyini tespit etmek için bir test yapılıyor. Bu testin sonucuna göre burada hizmet veren hekimlerimiz aynı zamanda bu merkezlerimizde biz psikolog da çalıştırıyoruz. Beraber değerlendirmeyi alıyorlar. Öncelikle hekimimiz ilk değerlendirmeyi yaptıktan sonra kişiye farmakoterapi yani ilaç tedavisi başlayıp başlamayacağını karar veriyor. İlaç tedavisi başlarsa eğer 3 tane seçeneğimiz var zaten. Bir tanesi nikotin bandı, bir tanesi de Şampix ve Ziban dediğimiz 2 tane ilacımız var. Bu ilaçları kullanıyoruz. Ve bakanlık bunların tamamını ücretsiz olarak karşılıyor. Bu tedavi şekillerinden herhangi birine karar verebiliyor ya bazen sadece psikoterapi dediğimiz yani davranışsal olarak sigarayı bırakmasını sağladığımız kişiler de oluyor. Burada ilk görüşmeyi hekimlerimiz yapıyor. Daha sonra kişiyi moral ve motive ederek daha sonra da sık görüşmelerle, psikolog arkadaşlarımız aracılığıyla bu görüşmeleri devam ettirerek de sigara bırakmalarını sağlıyoruz. Veya en ufak bir sıkıntılarında da yine ilaçla ilgili olsun veya bırakmayla ilgili olsun bu merkezlerimizden her zaman gelip hizmet alabiliyorlar. Aynı zamanda kişiler ilk geldiğinde düzey ölçütüyle beraber karbon monoksit ölçümü de yapıyoruz. Karbon monoksit ölçüm cihazı. Bizim için burada karbon monoksit ölçüm cihazında özellikle kişinin kendisinin karbon monoksit düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu görmesi bizim için önemli. Ve bıraktıktan sonra da bir sonraki kontrole geldiğinde tekrar ölçtüğümüzde aslında vücudunda karbon monoksit çünkü toksik bir gaz ne kadar hızlı bir şekilde uzaklaştığını ve vücudunun temizlendiğinin bir göstergesi. Bu aynı zamanda motivasyon kaynağı oluyor insanlarda bırakma konusunda da ciddi motive ediyor. Karbon monoksit ölçümlerimizi de yapıyoruz. Bu şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz merkezlerimizde. 2019 yılında bizim yaklaşık toplam 9000 civarında şu an hastamız geldi bu merkezlerimize, sigara bırakma merkezlerimize. Bunlardan dediğim gibi bir kısmı ilaç tedavisi başlanıyor, bir kısmı direkt tedavi ama çoğunluk ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaç tedavisinde başarı oranlarımız şu an %60'ın üzerinde. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Oldukça başarılı. Tabi burada kişinin motive olarak gelmesi de bizi önemli derecede etkiliyor. Hatta biz yani şunu her zaman gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Eğer bir kişi buraya motive bir şekilde gelirse sigara bırakma polikliniğine buradan da hizmeti aldığında sigara bırakmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü hem kendisi motive olup hem de ilaç da ona zaten destek olan bir süreç sağlıyor. Bu destekle beraber kişinin bırakmama ihtimali yok. Hani moral ve motive olarak gelip tedavisini aldığında hani kişi buradan tamamen inşallah arınmış olarak gidecektir. Şimdi şöyle zaten bakanlık 3 aylık tedaviyi ücretsiz karşılıyor ama bir seferinde 3 aylık tedaviyi biz vermiyoruz. Hem takip açısından da uygun olması için kişiye 1 aylık tedavisini veriyoruz. 1 ay sonra tekrar buraya gelmek zorunda muayene olacak. Hem bu şekilde biz 3 defa görmüş oluyoruz. Aynı zamanda tütün bağımlı tedavi izlem sistemimiz var. Tubatis diye bir programımız var. Bütün gelen hastalarımızın biz kayıtlarını buraya açıyoruz. İletişim bilgilerini muhakkak alıyoruz. Bu kayıtlar 171 alo sigara bırakma hattı sistemine de otomatik olarak tanımlanmış ve düşmüş oluyor. Ve buradan 3. gün, 7. gün sigarayı bıraktıktan sonra 15. gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 1 yıl sonra 171 sigara bırakma hattı telefonla arayıp kişiye soruyor herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını bir yan etki gelişti mi veya sigarayı bırakabildiniz mi diye soruyor ve en ufak problemde de tekrar ilgili merkeze kişi adına randevu oluşturarak
bu merkeze başvurup tedavisini tamamlaması yönünde sağlıyor. Hani bu yönüyle yaptığımız sıkı bir takip sistemimiz var zaten.